Herkese merhabalar, Safi Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Tek bir hamurdan 3 çeşit kete yapımını bugün paylaşacağım sizlerle. Tarife ait tüm püf noktalarını ve detayları bu videoda bulabilirsiniz. Malzeme listesini de alttaki kutucuğa ekleyeceğim, oradan bakabilirsiniz. Şimdi hemen öncelikle iç malzemesini kavurmakla başlayalım. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar yaklaşık 70 gram tereyağını tavaya alıyorum. Üzerine yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağ ekliyorum. Ve toplamda 2 su bardağı kadar un ekleyerek kavuruyorum. Şöyle helva yapar gibi kavuruyoruz unumuzu. Ben iç malzemesine tuz ya da şeker eklemiyorum. Fakat bazı yörelerde tuzlu kete, şekerli kete yapılıyor. İsteğinize göre yapabilirsiniz. Son kalan yarım bardağı şimdi ekledim. Bu şekilde renk alana dek kavuruyorum. Bakın bu kıvam yeterli. Daha fazla tavada kalıp kavrulmasın diye. Şimdi ben bunu bir tabağa alacağım. İç malzememiz bir kenarda soğurken biz şimdi içine serpeceğimiz yağı eritelim. Şöyle 100 gram tereyağını sos tenceresine alıyorum. Ve üzerine 1 çay bardağı dolusu sıvı yağ ekliyorum. Yağ eriyince de bunu pratik olması açısından ben böyle bir kabın içine koyuyorum. Hafif soğuduktan sonra tabii. Şimdi hamurun yapımına geçelim. Yarımşar su bardağı ılık su ve süt, 1 çay kaşığı maya, 1 tatlı kaşığı şeker. Bunları şöyle bir karıştırıyorum. Mayam biraz erisin istiyorum içinde. Ardından çeyrek su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir tane yumurtanın sarısını yüzeyi için kullanacağım. Akını hamura ekleyeceğim. Bu şekilde sarısının üzerini kapatıp bir kenara koyuyorum. Yanımda 2,5 bardak kadar un var. Şimdi bunu yavaş yavaş hamura tahta kaşıkla yediriyorum. Tuzunu ilave ediyorum. 1,5 çay kaşığı yeterli geliyor bu miktar için. Bu şekilde hamur hazırlarken önce bir spatula ya da böyle tahta bir kaşıkla karıştırırsak bizim için kolaylık oluyor. Toplamda 3 su bardağı kadar un kullandım hamur yoğurma aşamasında. Kalan son yarım bardak. Bunu da şöyle kaşıkla kabaca hamura yediriyorum. Ardından ben şimdi masa üzerinde yoğurmaya devam edeceğim. Hamuru bir kart yardımıyla tabaktan tezgahın üzerine alıyorum, masamın üzerine. Hafif yapışkan bir hamur. O yüzden böyle yoğururken, masada kıvam verirken ufak ufak unlayabilirsiniz. Çünkü çok sert bir hamurdan kete yapmıyoruz. Hamurumuz sert olursa ketemiz çünkü kabarmıyor fırında. Bu kıvam iyidir, idealdir. Ölçülere sadık kalırsanız şahane keteler yapabilirsiniz. Ketenin bir özelliği de ben hamurumu yaptıktan sonra dinlendirmiyorum. Diğer videolarımda en çok gelen sorulardan bir tanesi buydu. Hazırladıktan sonra direkt bezeleri ayırıyorum. Bezeleri ayırdıktan sonra ilk yaptığım bezeden başlayarak açıyorum. Şimdi bu miktar hamuru toplamda 6 bezeye böldüm. 6 eşit bezeyi yapıp şöyle diziyorum bir kenara. Bu tahta üzerinde hamuru açacağımdan dolayı ben şimdi bunları bir tepsinin içine alıyorum ve üzerini mutlaka kapatıyorum. Şimdi ilk yaptığım bezeyi alıyorum. Tezgahımı biraz unluyorum. Ve açmaya başlıyorum. Bu şekilde hamur küçükken unlayabildiğimiz kadar unlayabiliriz.
yapışmaması için zaten unlamak gerekiyor. Dediğim gibi hamur çok sert değil, hafif yapışkan bir hamur. Bu bizim un kullanımını tabii ki de serbest kılıyor ama tabii ki de yine de çok abartmamak gerekiyor. Özellikle yufka büyüdükten sonra, yani büyüdükten sonra oklavayla fazla un serpmiyoruz. Ufakken serpiyoruz onları. Ben böyle uzun uzun hepsini tek tek açarken göstermedim. Sadece bir tanesini bu şekilde açarken gösterdim. Bu püf noktalarını paylaşmak için. Kete modellerini ise açılmış yufkalarda göstereceğim şimdi birazdan size. Bu şekilde büyütebildiğimiz kadar hamuru büyütüyoruz. Ben şimdi kamerayı kenara aldıktan sonra bir miktar daha büyütüp kesmeyi ve katlamayı göstereceğim size. Bu şekilde hamurumu bakın büyüttüm. Açtım, kocaman oldu gerçekten. Tahta kadar oldu neredeyse. Şimdi bir bıçak ya da rulet yardımıyla hamuru 4 eşit parçaya bölüyorum. Hazırlamış olduğum tereyağlı ve sıvı yağlı karışımla her bir parçanın içini bu şekilde yağlıyorum. Yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar yağ eklemeniz yeterli. Daha sonra yufkanın her tarafına gelecek şekilde bu şekilde katlıyorum. Sonra bu köşelerden katlayarak üçgen halindeki yufkamıza şöyle kare bir form veriyorum. Ortasına iç malzememden koyuyorum ve kenarları birleştirip bu şekilde daha önceki yaptığım kedeler gibi buna bastırmıyorum. Bu şekilde bohça kete oluyor, minik kete. Eski Erzurum'da buna sinik ketesi derlermiş. Ben küçükken hep bu şekilde yapılırdı kete. Bir de büyük boy yapılırdı tabii ama bu küçük olanı tabii ki çok çok daha yapması daha zahmetli. Hamuru çok çok daha ince açılır ve genellikle nişastayla açarlardı eskiden. Daha kıyır kıyır olması için ama tabii çok fazla böyle bir parçalanırdı. Ben nişasta kullanmıyorum açarken, onunla açıyorum. Tabii ki de kıyır kıyır oluyor ama bir süre sonra yumuşuyor. Ama yumuşamış halini de seviyoruz biz. Bir diğer modelimiz ise klasik kete modeli. Bunu biliyorsunuz, daha evvel bunun videosunu çekmiştim zaten. Bilgi kutusundaki bölümde malzeme listesini yazdığım bölümün altında diğer tüm kete videolarıma ulaşabileceğiniz linkleri ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Bu şekilde bunun kenarlarını böyle parmak uçlarımla sabitliyorum. Bir diğer modelimiz ise bu şekilde yine iki kenarı yağlayıp katladım yufkanın iki kenarını. Biz bir önceki bölümde olduğu gibi. Orta kısmına iç malzemeden koyuyorum. Şöyle yayıyorum. Dilerseniz iç malzemeye ceviz de ekleyebilirsiniz. Çok güzel oluyor. Yine başta belirttiğim gibi şeker de koyabilirsiniz isterseniz. Yine böyle kendi etrafında ruloyu çeviriyorum. Elimle de şöyle hafif yassılaştırdım mı tamamen tepsiye koymaya hazır hale geldi ketem. Bu şekilde. Ben tüm yufkalarımı bu şekilde hazırladım. İki tanesini böyle küçük boy, iki tanesini yuvarlak ve iki tanesini de kare kete olarak yaptım. Şimdi bir tane yumurta sarısına biraz su, birazcık da zeytinyağı ekledim. Kıvamı açılsın istedim. Ve ketelerimin yüzeyine sürüyorum. Fırınımı 200 derece alt üst ayarda ısınmaya bıraktım. Ketelerimin yüzeyini yumurtaladıktan sonra fırına göndereceğim. Kızarındaki fırında pişmelerini bekleyeceğim. Küçük ketelerin nasıl olacağını gerçekten merak ediyorum. Şimdi fırına gönderelim. Tamamen kızardıktan sonra fırından alıyoruz. Gerçekten beni yanıltmadılar ve yine harika, yine çok çok güzel oldu ketelerim. Özellikle ufakların çıtırlığına hayran kaldım. Harika oldular. Mutlaka denemelisiniz. Boyutları minicik ama lezzeti gerçekten çok harika. Bu yuvarlak şeklindeki yerin de gerçekten çok çok güzel oldu. Katları birbirine yapışır zannettim ama asla yapışmadı. Şimdi iç kısmını göstereceğim size. Kare şeklindekini zaten biliyorsunuz. Şimdi hemen içine bakalım.
Biraz soğuduktan sonra tabii kesiyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olup ufak da olsa videoma yorum bırakmanızı rica edeceğim. Yepyeni tariflerde ve videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun.